Yeni bir vlog. Yine. Bir kere beğendiler ya vlogu. Çek babam çek. Yine yeni yeniden. Ama bugünkü konumuz biraz da konu yani. Ciddi bir konu. Bugün ÖTV'ye gelen zammı konuşacağız arkadaşlar. Bugün geldi zam. Neler oldu, neler bitti, onları birazdan sizinle paylaşacağız. Şimdi sen de konudan bir habersin. Yani sabah biraz konuştuk bir arkadaş grubuyla, sen de dahil yani bizim arkadaş grubuyla. Yani biraz oradan haberdarım. Fiyatların arttığını biliyorsun. Fiyatlar arttı, fiyatlar iyi arttı. Yani şöyle, şimdi bizi en çok ilgilendiren kısım yani 1.6'ya kadar olan kısım. 1.6'ya kadar mı, 1.6'dan sonra mı? Yani hepsini ilgilendiriyor da hepsi değişik değişik. 1.6'ya kadar olan normalde ÖTV %45'ti. Hı hı. Şimdi bunu ikiye ayırdılar. Vergisiz fiyatı 55 bin liradan düşükse %45, yüksekse %74'e çıktı. Evet. Ya şimdi şöyle, ben bunda sen açıklamasını söylemiştin. Bakan mıydı açıklamayı? Evet, bakan. Bakanın şöyle bir açıklaması varmış. Hani lüks arabaya binenle normal arabaya binen aynı vergiyi mi verecek? Evet. Zaten lüks vergisi var. Zaten ÖTV özel tüketim yani. Yani evet, lüksü belirten bir şey. Ya zaten üstüne bir de zaten lüks araba biliyorsan vergin yüzdeli olduğu için zaten pahalı araba biliyorsan daha çok vergi veriyorsun. Yani bak şu tür açıklamaları yine kabul edebilirim. Araba kullanımını azaltmak istiyoruz. Mesela çevrecilik ya da şehir planlamasıyla alakalı. Hani yalan da olsa. Ya ama daha mantıklı açıklamalar. Aynen. Yani. Ya çünkü mesela Singapur'da, biliyor musun Singapur'da ne kadar arabalar? Yok. Bir Honda Accord mesela, 2009 model bir Honda Accord. Ne kadar fiyatı tahmin et. Tahmin, bir şey söyle. 30 bin. 150 bin dolar. Ama Singapur, çünkü adamların 4 milyon nüfusu var, yerleri yok. Ha, kimsenin araba kullanmasını istemiyorlar. Adam diyor ki çok kullanmak istiyorsan 150 bin dolarını verirsin, Honda Accord'a binersin diyor. Fiyatın yüksek olmasını destekliyor değilim ama hiç değilse açıklaması mantıklı. Yani evet. Ya çünkü yer yok şehirde. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ama bizim ülkemiz için ya bu biraz, hele ki dediğin gibi işte belli bir fiyatın 55 bin liranın üzerindeki arabalar için geçerli falan. Yani büyük falan bir sıkıntı olacak fikir. Bir telefonla hesap yapabilir misin? Mesela 55 bin liralık bir arabada ne kadar fiyat fark ediyor? Mesela şimdi 55 bin... 55 bin vergisiz. Şimdi ona vergisiz. Önce %45 ÖTV'yi ekleyeceksin. Sonra onu da o vergili fiyattan bir de %18 KDV ekleyeceksin. 95 bin falan olması. 94 bin 100 lira yapıyor. Aynen. Zaten orada bir verginin vergisini veriyoruz. Ya o evet, o zaten saçma. Onun öyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Şimdi 94.500'lük arabayı bir de yeni sistemle hesapla. Ona o zaman %90 değil mi şimdiki vergi? %74. %74. 90 bir üst dilim için. 113 bin. 113 yani, bin lira yapıyor. Neredeyse 20 bin lira fark yapıyor. Hem de bu 1.6 bir araba işi yani. Aynen. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Golf'tür. İşte BMW 1'dir. Volkswagen CC. Benim araba 1.4. Evet. Yani düşük hacimli ama biraz daha premium, biraz daha fiyatı pahalı olanların fiyatı 20 bin lira en aşağı artıyor. Ki araba biraz daha pahalıysa, vergisi hali 60-70 bin ise o da değişecek. Herhalde bir 25-30 bin lira arasına yaklaşacak. Evet. Yani gerçekten öyle. Hele ki işte bu arttıkça 1.6'da %90'a çıkıyordu değil mi? 1.6'ını geçtikten sonra normalinde %90 ÖTV var. Hı hı. Şimdi o da ikiye ayrıldı. 2 litre ve 160 bin liradan pahalıysa o zaman %120'ye çıkıyor. 120 bin altı yine şey. Orada şöyle bir gariplik oluyor aslında. Şimdi baz donanımı alırsan 1.6 dilimden ama dolu bir halde alırsan bu sefer bir üst vergi. O çok mesela onu nasıl yapacaklar? O nasıl olacak ben de. Yani bu sefer arabalar limite çekmeye çalışacak, evet, firmalar. Yani donanım boşaltıp o limitin altına inmek diye çalışacak. Ben de deri koltuğu çıkartınca eğer 40 bin lira fark ediyorsa kimse deri koltuk almayacaktır bu sefer. Ya öyle, ama bu sefer de sen lüks diye aldığın BMW 3'ü gidip içi bomboş plastik almak zor oluyor. Peki ne var şimdi limitte? 55 binde mesela. 1.4.6 55 bin. Peugeot'lar. Küçük Peugeot'lar. B segmentine bir şey olmuyor. Hı hı. B segmenti çok etkilenmiyor. Ama özellikle Premium C ve 1.6 D segmenti olanlar. Hı hı. İşte E180.
Mondeo'nun galiba 1.6'sı var. Octavia. 1.5. Octavia 55 binin altında kalıyor mu? Octavia'ya bakmadım. Ama Octavia kalabilir de Superb kalmıyordur sanırım. Kalmıyordur. Onun 1.6'sı var mı? Var. Onlarda 1.4 TSI, 1.6 TDI'ler var. Benimkiyle aynı motor kullanıyor. Aynen. Yani onlar çok etkilenecek. BMW yine 3.20i falan o 1.6 olanlar etkilenecek. Tabii. Kaçarı yok. Evet. Bir de bu tabii şimdi ikinci el piyasasını da bozacak. Sıfırın fiyatı arttı tabii diye. Bizde öyle. Bizde. Ya yani bir anda şimdi ikinci elin de fiyatı 10.000 15.000 artacak. Tabii. Aynı arabanın. Yani ama şöyle iki taraflı da bak. Bu sefer satan adam da diyecek ki ya ben atıyorum 2006 model BMW'mi satıyorum. Şimdi sattığım parayla artık Golf bile alamıyorum diyecek. Evet. Adam bu sefer ben pahalıya satarım o zaman diyecek. Pahalıya satacak. Satmayı deneyecek. Bütün piyasa yine yükselecek. Aynen. Hezaren dolar arttı. Yani böyle bir vergi dilimi gelmişken biz diyoruz ki bütün firmalar 55 bine çekmeye çalışacak. Çekebilecekler ama mi? Yani dolar bu kadar artmışken çekebilecek mi gerçekten? Evet. Çekemeyebilir. Özellikle Euro ile çalışan Alman markaları işte mesela Audi A3'ün mesela bas fiyatı galiba 20 bin Euro'lara yakın. Onlar mesela hiçbir türlü çekemiyor. Şey diye savunanlar var bu vergiyi. İşte bizi elektrikli arabalara itmeye çalışıyorlar. Bir, Türkiye'de elektrikli araba. Yani Fluence'ın elektriklisi kaldırıldı. Onun üretimden tutmadığı kalktı. İçin üretimden kalktı yani. Evet. Hayır nitekim çok pahalı. Hele ki Euro arttıkça bu arabalar iyice alınmaz hale geliyor. Aynen. Çünkü normalde devlet destekleri oluyor. Bizde sadece devlet desteği yerine %3 ÖTV diyorlar. Hani yani daha az köstek. Ha aynen. Diğeri kadar engellemeyelim alınmasını şeyi var. Halbuki çoğu ülkede elektrikli araba gerçekten teşvik ediliyor. Aynen. Yani bir de ben şeyi merak ediyorum. Mesela araba tam 55 bin sınırında. Euro yarın yükseldi ve 55 bini çok az bir şey geçti. Yani ne olacak? 2 gün arasında arabanın fiyatı 20 bin. Ha yok öyle olacak. Ama şöyle Euro kurunu sabitliyor firmalar. Firmalar diyor ki bir ha, ay boyunca ben bu ay için bu kuru sabitliyorum. Ama bir aydan sonraki aya değişebilir. Aynen o zaman. Yani şey diyebilir firma sana ya geçen ay Mayıs'ta atıyorum Euro düşüktü. Ben sana Golf'i 90 bine satıyordum. Ama şimdi yükseldi. Ben sana Golf'i 125 binden satacağım diyebilir. Diyebilir ama oradaki işte fiyat farkı ha, çok. Bir de şöyle bir şey var. Bak Doğuş'un yaptığı hareket. Doğuş sana diyor ki ben sana bu arabayı tam alıyorsan depozitonu alırım diyor. Ama 6 ay sonra getiririm. Ama geldiği anki fiyattan satarım diyor. Aynen. Ya bu dediğin o zaman olursa ne olacak? Adam mesela arabasını 80 bin sanarak aldı. Depozito verdi. Aynen. Sonra araba geldi. 20 bin şey olmuş. Ya ne aynen. Olacak? Yani şöyle. Bir de biraz makul olmak lazım abi. Zaten şöyle düşün. Türkiye'de ortalama bir aile. 4 kişilik bir aileyi düşün. Eve gelen para 8.000 lira civarı. Hatta bu ortalamanın üzeri bir aile bence. Üzeri evet. Yani. Ortalama da yani çalışan, anne babanın çalıştığı, hiçbir terslik olmayan bir aile diyeyim. Her şeyin istedikleri gibi gittiğini evet. Düşünüyorum insanların. Zaten fakirlik sınırı 4.000'e çıktı. Yani şöyle, öyle oldu 8.000 lira kazanan bir aile zaten bir yıl hiç harcamadan para biriktirerek bir araba alabiliyorlardı. Hem de yani bahsettiğimiz araba da yani şu an bahsettiğimiz araba gerçekten 4 kişilik bir aile. Mesela Ford Focus. Aynen yani 4 kişilik bir ailenin alması gereken evet. Minimumlardan biri. Ya bir sene boyunca bu aile para biriktiriyor yani Ford Focus alabiliyorlardı. Ama şimdi bu vergiyle artık 16 ay 20 ay insanların para biriktirmesi gerekecek. Hiç para harcamadan bahsediyorum. Bu 4 kişilik bir aile. Yani insanlar bütün hayatlarını bir tane Ford Focus alabilmek için mi harcayacaklar? İhtiyaç araba artık lüks diyemem. Mesela Ankara için toplu taşıma doğru düzgün yok. Ben gerçekten üniversitenin başında ben Dolmuş'ta gidiyordum. Geliyordum okuluma ot diye. Hatırlıyorum binerdim evimden. Kızılay'a gitmek zorundasın. Yani Ankara'daysan aynen. Kızılay'a gitmek zorundasın. Eskişehir'in üzerine oturmuyorsan. Oradan ot diye geliyorum. Günlük zaten 10 lira ben. 2 liradan dolmuş başına 2 liradan günlük 10 lira dolmuş parası veriyordum. Üstüne bir de 2 saatimi toplamda geliş gidiş neredeyse 4 saatimi neredeyse yolda geçiriyordum. Ya araba alıyorsun 15 dakikaya düşüyor. Aynen. Üstüne benzin parası da yakın bir civardaki benzin de pahalı. Benzin de çok pahalı. Yani
şu an yakıta bir zam gözükmüyor ama yakında ya bu kadar artan gelebilir. Bu kadar artan dolarla aynen gelmek artmaması biraz zor. Yani 5 liralara dayanacak gene benzin. Yani hem arabaya o kadar para ver, hem işte şey olsun. Ya bir de ben bugün düşünüp kendi kendime sinirlendiğim şey oydu. Hani 4 kişilik bir aile 2 sene para biriktirip, 2 sene bütün paralarını biriktirip bir Ford Focus alıyorken kaymakam, kaymakam bey, kaymakam mıydı? A6'nın yanına Passat mı çekeyim diyor. Tamam biz o zaman neye binelim? Hepsi Audi ile gelsin, çeksinler. Ben Passat mı çekeyim yanlarına? Hepsi Audi ile gelsin, çeksinler. Ben Passat mı çekeyim yanlarına? Yani çek. Çek, Passat çek. Passat bir de yani bu hatta halk için hayal arabası yani çoğu insan. Egea çek madem. Çek, Türkiye'de üretildi diyorsun. %70 Türk malı diyorsun. Aynen. Al. Madem sen bu devletin bir memurusun, kaymakamsın, çek Egea sana şey olarak, makam arabası olarak onu versinler, kullan. Yani bunu bir artık prestij göstergesi olarak bakmanın anlamı yok. Sokaktaki adamdan nasıl bir üstünlüğün var? Kaymakam tam yani onu temsil ediyor olmak ondan üstünlük değil, tam tersi işte. Ondan biri olmanı gerektiriyor yani. Bence de. Ama gel gör ki bizde böyle, bizde biraz işler böyle yürüyor. Bir de hep yıl sonu kampanyaları olurdu firmaların. Bu durumda yani bırak kampanyayı, aynı fiyattan almak bile bayağı zor olacak sana. Öyle. Ya ben çok net söyleyeyim. Ben şu an mesela tekrar arabasız olduğum döneme geri döneyim. CC almak istesem alamam. Arada bu kadar basit. Uçurum var çünkü. Ya gerçekten uçurum var. Ama yani en mantıklı hareket bence şuydu sıfır araba alacaklar için. Bu ÖTV dedikodusu çıkınca yani çok almak istiyorsanız hemen almalıydı insanlar. Çünkü öyle. Bir şey ucuzlamayacağı belli. Ben bir kere şey olmuş, ÖTV indirim olmuştu, hatırlıyor musun? Teşvik için. Şey ÖTV piyasanın kötü gittiği zaman. He, aynen. He. Orada da bütün zaten ara payı, bayiler çökmüştü. Aynen. Onlar zengin olmuştu. Onun haricinde hiç arabaların ucuzladığına ben şahit olmadım. Ya zaten bizde şöyle bir şey var. Gerçi olan hep aynı. Satın alacak halka oluyor yani. Tabii canım. Volkswagen şöyle, madem motor hacmine göre bir şey oldu dediler. Volkswagen ben artık CC'yi Passat'a 1.4 TSI getireceğim Türkiye'de. Aynen. Bütün lüksler 1.6'ya 1.4'lere döndü. Türkiye'de o zamanlar sadece İsveç'te ve Türkiye'de 1.4 TSI mesela Passat satılıyordu. Ve buna rağmen Türkiye'ye gelen 1.4'ler ne hikmetse 2.0'ın biraz altı fiyatına satılıyorlardı. Yani böyle hani tamam çok küçük bir fark değil. 15 bin lira gibi bir fark var aralarında. Ama yine aradaki vergi uçurumuyla karşılaştırınca evet. Yani işte, diyorsun ki aradaki fark nereye gitti? O da bayiye gidiyor. Bayi onu alıyor. Ne bileyim devlet oradan o vergiyi alıyor. Günün sonunda hep vatandaşa kaçan. Yani sizlerin bu konuda görüşleri nedir? Tabii ki olumlu olduğunu pek sanmıyorum ama bunları da tabii aşağı yazıp bize iletebilirsiniz. Diğer izleyiciler de görür. Ya şunu da belirtelim de biz gerçekçi insanız. Biz şey gibi konuşmuyoruz. Ya işte sıfır fiyatı 55 bin, arabayı 55 bin almak zorundayız falan gibi bir şey değil. Tabii ki vergi alınacak. Bazı şeylerin yani olmak zorunda vergi olur evet. Ama yani makul seviyelerde vergi var. Bir de böyle biraz fazla geliyor. Bir de üstüne yani dediğim gibi kaymakam A6'ya biniyor. Adam Passat'a binince diyor ki laf ediyor. Ya ben Passat'a mı bineceğim diyor yani. Şeye falan bakmadım ama. Astra ne oldu bilmiyorum. Onlar tam limitte kalıyor olabilir. Ya limittekiler için dediğim gibi şimdilik en azından bayiler bir fiyat indirimi yapacaklardır. O en azından aşağı limite girsin diye yani. Yani büyük ihtimal ama, evet. Ya çok da yapamayacaklar çünkü Euro böyle artmaya devam ettikçe zaten yapacak. Onların da elinde olan pek bir şey olmuyor. Aynen. İçim karardı ya. Allah insanın içi kararıyor. Şu tünelde gazlayayım mı? Hadi gazla bas. Bas ya, benzine de zam gelmedi daha. Değil mi lan? Şuradan buradayız, tehlikeli şimdi. Aman tehlikesin. Virajı alınca bas. Haydi. Ça. Gene ne varsa bir sıfır da var ha. Yandayım mı? Oh. Fazla şey yaptı ya. Bir tur da şey yapayım mı?
Ben ara hazır motoru ısıtmışken şeye geri döneyim de orada bir döneyim ya. Nerede? Çankaya'da. Hadi orada gel. Al işte böyle vergi alıyorlar, sonra yolda krater var ya. Teşekkürler Obama. Trump. Turbon ne güzel çıflıyor ya. Silindir de kurban be. Vur. Bir Apache kardeşliği Fiesta var. Spoiler'a bak lan. O Camblock'ta öyle spoiler yok. Oğlum difüzör artı spoiler. Şurada yanlamayı kafama koydum. Hadi bebeğim beni yüzüstü düşürme. Kaç kişi izliyordu kim bilir şimdi. Beğendin mi? Güzeldi. Ama güzel yanında G çok hissedilmesin diye saçma bir laf söyleyeyim. 3 silindir vereyim. Susalım. Daha iyi gidiyor. Ben akşam benzini yok ettirdim ben. Vallahi sen yok ettin, ben de bir şey yapmadım çok. Bas dedin orada. Bas dedim. Benzinizden gelmedi, bas dedim. Sinirlendik. İçimiz daraldı. Benim lastikler de malum ikinci pistten sonra biraz cacık oldu. Bu kesin mi? Veri kesin geldi, sonra bunu koyup göte gelmeyelim. Geldi ya. Meclisten geçti diyordu.